Büyük şehirlerde işbirliği yapılacak mı henüz bilmiyoruz ama İzmir için de yarış kızıştı. Mevcut başkan Tunç Soyer tekrar aday olacağını açıkladı ve Soyer'in dışında en az 10 ismin daha İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapması bekleniyor. İzmir, CHP'nin kalesi. Mayıs ayında yapılan seçimlerde moral depolayan AKP'nin belediye başkanlığını almak istediği illerin başında geliyor. 3 büyükşehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok. CHP lideri Özgür Özel'in İstanbul, Ankara ve Aydın dışındaki illerde büyükşehir belediye başkan adayları için anket yapılacağını söylemesi dikkatleri İzmir'e çekti. Bir dönem daha yapmak istediğimi ifade ettim. Mevcut belediye başkanı Tunç Soyer adaylık başvurusu yaptı. Ancak Soyer'in dışında ona yakın eski milletvekili, belediye başkanı ve bürokrat da İzmir'e talip. Hassasiyetleri biz de çok iyi takip ediyoruz. Onun için Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevinden istifa etti. Gökçe, aday adaylığı başvurusunu salı günü yapacak. Bir diğer isim 2014-2019 yılları arasında Bornova Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Olgun Atilla. Hep birlikte yeni bir yola çıkıyoruz, yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta bizlerle birlikte olmaya var mısınız? Her izimizde, her yaptığımız projemizde Cumhuriyet ve Atatürk olacak. CHP'de aday adaylığı başvurusu için son gün 5 Aralık Salı. İYİ Parti yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladı ve yakın geçmişte de Akşener sırtımızı ittifaklara dayamak doğru olmaz dedi. Ama ardından o kritik görüşme gerçekleşti ve CHP lideri Özel İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti. CHP'de ittifak demiyor ama özellikle de büyük şehirlerde iki parti arasında işbirliği söz konusu olacak mı? Sorunun cevabı bugün 15'te yapılacak olan İYİ Parti Genel İdare toplantısında çıkacak. Biz İYİ Parti'ye önümüzdeki yerel seçimde işbirliği içinde olup olamayacağımızı, böyle bir kararın, Genel İdare Kurulu kararının yeniden gözden geçirip geçirilemeyeceğini sorduk. Pazartesi günü biz doğal olarak GİK'imizi toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Siyasetin gündemi yerel seçimler. Akıllardaki soru muhalefet kanadında işbirliği olacak mı? Sorunun cevabı Meral Akşener başkanlığında yapılacak İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplantısında netlik kazanacak. İki siyasi parti olarak hiç değilse bazı yerlerde birlikte işbirliği yapabilir mi sorusunu, bir soruyu acaba Genel İdare Kurulu'na tekrar bu soruyu götürebilir misiniz? Özü bu. İYİ Parti yerel seçimlere 81 ilde tek başına girme kararı aldı. Özel'in Akşener'i ziyaretinde kararın yeniden gözden geçirilmesi değerlendirildi. İYİ Parti lideri Genel İdare Kurulu'nu işaret etti. Biraz daha esnekliği, hızlı karar vermeyi ve ikili işbirliklerini gerektiriyor. Bundan sonraki süreçte yerel seçime yönelik bir işbirliği için partilerimizin görevlendirileceği kişilerin birlikte çalışma imkanının yaratılıp yaratılamayacağını sorduk. Bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek o zaman göreceğiz. Akşener Özel'in teklifini ilettiği GİK'te görüşleri dinlemeden önce kurmaylarıyla ve teşkilat başkanlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Gözler soruların cevap bulacağı İYİ Parti Genel İdare Kurulu'ndan çıkacak kararlara çevrildi. Özgür Özel de İYİ Parti'nin alacağı karara saygılıyız dedi. CHP'de İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'ndan çıkacak yanıt bekleniyor. İki siyasi parti olarak hiç değilse bazı yerlerde birlikte işbirliği yapabilir mi sorusunu, bir soruyu acaba Genel İdare Kurulu'na tekrar bu soruyu götürebilir misiniz? Özü bu. İYİ Parti ile görüşmemiz olmuştu. Genel İdare Kurulu'na götüreceklerini söylediler. Yerel seçimler için gözler CHP ve İYİ Parti'de. İki parti işbirliği yapacak mı? Karar İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda verilecek. Muhalefet kanadından ittifak değil işbirliği sesleri yükseliyor. CHP ve İYİ Parti arasında işbirliği düğümü İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nda çözülecek. CHP'nin Antalya'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu çalışma ve değerlendirme toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e basın mensupları İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısını sordu. İYİ Parti'den çıkacak karara saygılıyız dedi.
İYİ Parti ile görüşmemiz olmuştu. Genel İdare Kurulu'na götüreceklerini söylediler Sayın Genel Başkan. Kurulun kararını bekliyoruz. Alacakları her iki karara da saygılıyız. İşbirliği kararı alırlarsa daha doğrusu oturacağız, konuşacağız. Kazanmak yetmez, daha iyi kazanmak lazım. Belediye meclislerinde çoğunluğu sağlamak lazım. Bu soruyu Genel İdare Kurulumuza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek, o zaman göreceğiz.